Evet. Hadi bakalım başlayalım. Bugünkü konumuz yeni bir konu, cümle çeşitleri. Gençler, cümle çeşitleri burada görmüş olduğunuz gibi dört ana başlıktan oluşuyor. Bu başlıklardan bugün ilk ikisini konuşacağız sizinle. Ardından da uygulamaları yapacağız. Öncelikli olarak cümle çeşitleri kendi içerisinde yüklemine göre cümleler, ögelerinin dizilişine göre cümleler, anlamına göre cümleler ve yapılarına göre cümleler olmak üzere dört ana başlıkta toplanıyor. Biz bugün yüklemine göre cümleler ve ögelerinin dizilişine göre cümleleri konuşacağız. Bakalım içlerinde ne var? Yüklemine göre cümlelerde fiil cümlesi ve isim cümlesi, ögelerinin dizilişine göre cümlelerde kurallı cümle, devrik cümle ve eksiltili cümle başlıkları var. Bu 5 alt başlığı birazdan öğreneceğiz. Bu kavram haritasını köylerinizde bulunuyor. Buradan da kontrol edebilirsiniz. Ben dersi anlatırken siz büyük başlıklar halinde yüklemine göre cümleler deyip alt alta belirtebilirsiniz. Gelin bakalım bu cümle çeşitlerinde neler varmış. İlk olarak yüklemine göre cümleler diyorum gençler. Yüklemine göre cümleler ÖSYM'nin tabiri. Ama bir başka tabir daha var bu başlık için. Sınavlarda da sıkça karşımıza çıkar. Onu hemen yazmak istiyorum size. Yüklemin türüne göre cümleler. Siz de lütfen defterlerinize bu şekilde bir başlık atabilirsiniz cümle çeşitlerinden sonra. Bir alt başlıkta yüklemin, yani daha doğrusu yüklemine göre cümleler. Bir başka tabirle de yüklemin türüne göre cümleler. Yani sorularda her iki başlıkla da karşılaşabilirsiniz. Demek istediğim bu. Pekala, bu başlık altında neler vardı? Gelin bir kez daha göz gezdirelim. Yüklemine göre cümlelerde ya da yüklemin türüne göre cümlelerde sadece iki başlığımız var. Fiil cümlesi, yani eylem cümlesi ya da isim cümlesi veya ad cümlesi. Peki, burada önemli olan şey yüklemi belirleyebilmek ve yüklemi belirleyebildikten sonra sözcüğün türüne göre cümlenin yüklemine göre olan çeşidini bulmaktır. Yüklemi eğer çekimli bir fiilse bir cümlenin, eğer çekimli bir fiilse bu bizim için fiil cümlesi demektir. Peki hatırlayalım, çekimli fiil ne demekti? Gençler, çekimli fiil kip ya da kişi eki alabilen, kip kişi eki alabilen fiiller demekti. Yani haber kipi ve dilek kipiyle çekimlenmiş bir fiilin yüklem olduğunu görüyorsak bu onun fiil yani eylem cümlesi olduğu anlamına gelir. Hadi örnekleri inceleyelim. İlk cümlem: gün boyunca yağmur yağdı. Yağmak ifadesi bu cümlenin yüklemi. Şimdi bu sözcüğe bakıyorum. Fiil mi? Evet, fiil. Çünkü sonuna mekmak eki getirdiğimde uygun olan sözcüklere fiil demiştik. Ve gördüğünüz gibi görülen geçmiş zaman eki de almış. Bu yüzden bu sözcük bir fiil. Bu cümlede bir fiil cümlesi. Devam edelim. Buradaki işlerimiz biter bitmez yola çıkacağız. Çıkmak ifadesi cümlenin yüklemi. Baktığımız vakit aynı zamanda da bir fiil. O halde yüklemi fiilden oluştuysa bu sözcük bir, daha doğrusu bu cümle bir fiil cümlesidir. Bugünkü programı size haber vermeyi unutmuşuz. Cümlenin yüklemi unutmuşuz. Unutmak bir fiil mi gençler? Evet, bir fiil. Bu yüzden de yüklemimiz bir fiil olduğu için biz buna fiil cümlesi diyeceğiz. Bir sonraki örnek: İşi kime vereceğine bir an önce karar vermelisin. Karar vermek cümlemin yüklemi. Ve hemen bakıyorum. Yüklem olan ifade bir fiil mi? Evet, fiil. O halde bu bir fiil cümlesi. Peki, o halde isim cümlesi nedir? Bir şey söyleyeyim mi? İsim cümlesi yüklemi fiil olmayan bütün cümlelerdir. Bu bir sıfat olabilir. Büyük bir sıfat tamlaması olabilir. Zamir olabilir, edat olabilir. Yani yüklemi fiil olmayan bütün cümleler bizim için isim cümlesidir. İsim cümlesi olabilmesi için de bir ismin cümlenin yüklemi olabilmesi için de neye ihtiyacı vardı? Ek fiil almaya ihtiyacı vardı. Hatırlayacak olursanız eğer, o halde ek fiil almış isim ya da isim soylu sözcük olan bütün cümleler bizim için neymiş? İsim cümlesiymiş.
Pekala. O halde örnekleri hadi gelin inceleyelim. Aramızda geçenleri bilmeyen yoktu cümlesinde. Yok ifadesi cümlenin yüklemi. Şimdi bakıyorum, burası bir fiil mi? Hayır, değil. O halde bu cümle bir yüklem. İşte bu ifade bir yüklem. Yüklem olduğu için de bakıyorum fiil olmadığından dolayı bir isim cümlesi. Devam edelim. Yıldızlar bu gece ne kadar da parlak. Parlak ifadesine geldim gençler. Parlakmak diye bir fiilim yok. Dolayısıyla bu yüklem bir fiil değil. Fiil değilse cümle yüklemine göre nedir? İsim cümlesidir. Geçelim bir başka örneğimize. Kimi günler her şeyini kaybetmiş gibi mutsuzdur. Mutsuzdur ifadesine bakıyorum gençler. Mutsuzmak diye bir şey yok. Demek ki bu sözcük fiil değil. Fiil değilse bitti. Benim için bu cümle bir isim cümlesidir. Hemen şu örneğe de gelelim. Düz ve uzun gagalı bir kuştur. Burada kocaman bir sıfat anlaması gördüm. Cümlemin yüklemi olmuş. Peki bu ifade bir fiil mi? Hayır, değil. Bir fiil olmadığı için bu da yine bir isim cümlesi. Gelelim şurada bıraktığım son örneğe. Bu örnek benim için gençler açıkçası önemli. Çünkü karşımıza birkaç yerde çıkacak. Lütfen yıldızlıyorum, siz de buraya dikkat edin. Neden dikkat edeceksiniz? Sebebi şu. Geç kalan adalet, adalet değildir. Bu cümleye baktığım vakit yüklemi buldum. Adalet değildir ifadesi cümlemin yüklemi. Çok güzel. Burada fiil yok, bu yüzden isim cümlesi. Fakat değildir ifadesinin olduğu cümlelere çok dikkat etmem gerekir. Neden çok dikkat etmem gerekir? Çünkü değildir ifadesinin hemen önündeki sözcüğün aslında türü benim için önemli. Cümlenin yüklemine göre türünü belirlemem için. Niye? Eğer şöyle bir örnek vermiş olsaydı bana, hemen yazıyorum. Lütfen siz de bu esnada defterlerinizi bu örneklerden yazın ve bu örneği de dikkatli bir şekilde takip edin. Beni sevmiyor değil. Şimdi bu cümleye baktığım zaman, evet, değil ifadesini kullanmış. Yüklemimde değil ifadesi var. Tamam. Fakat değil ifadesinin hemen önündeki sözcüğe bakıyorum. Sevmiyor sözcüğünü kullanmış. Şimdi sevmiyor ifadesi çekimli bir fiil. Çekimli bir fiilse bu cümle değile bakarak isim cümlesidir diyemem. Değilin hemen önündeki sözcüğe bakarak bu bir fiil cümlesidir diyebilirim. Benim için önemli olan şey, aslına bakacak olursanız eğer, değil sözcüğünün hemen önündeki sözcük türüdür. Bu da fiil olduğu için bu cümle bir fiil cümlesidir. Şimdi aradaki farkı anlatabildim mi gençler size? Dikkat etmeniz gereken şey burası, burada, tam olarak burada. Benim için önemli olan şey değil ifadesinin hemen önündeki sözcük türünü belirleyebilmem. Eğer sözcük değil ifadesinin hemen önündeki sözcük bir fiilse fiil cümlesi olur. Eğer değil ifadesinin önündeki ifade bir isimse isim cümlesi olur. Bu ikisi arasındaki farkı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz. Peki. Yüklemine göre cümleler ya da yüklemin türüne göre cümleler bu kadar. Fiil cümlesi ve isim cümlesi. Geçiyoruz şimdi sorulara. Bu iki kazanımı aldıysak şimdi buradaki soruyu da bir şekilde cevaplayabiliriz diye düşünüyorum. Hadi gelin birlikte cevaplayalım. Önce soruyu okuyorum. Soru bana diyor ki bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri isim cümlesidir? O halde benim yapmam gereken şey yüklemlere bakıp onların isim ve fiil mi olduğunu tespit etmek. Hadi gelin birlikte okuyalım. Okul öncesi çocuk anlatıları adeta karşı tarafta izlenen bir görüntü dil ile yeniden yaratılmaya çalışılarak anlatılır. Cümlenin yüklemi anlatılır. Bu fiil benden ne istemişti? İsim cümlesi. Bunu geçiyorum. Anlatı çocuk için görsel malzemeyi desteklediği oranda gerçek olur. Olmak fiil. Ben isim cümlesi arıyorum. Geçtim.
Çocuk anlatılarında dikkat edilmesi gerekli bir takım özellikler vardır. Hem gençler, burada bir şeye çok dikkat etmenizi istiyorum. Var sözcüğü cümlenin, daha doğrusu yüklemin türüne göre cümlelerde sıkça örnek olarak, tuzak olarak gösterilir. Bizim varmak diye de bir fiilimiz var. Ama baktığım vakit bu cümlede varmak fiilinden mi söz edilmiş? Hayır. Bu yokun karşıtı olan var. Yani bu bir isim. Bu yüzden bu cümle bir isim cümlesi. Devam edelim. Bunlar çocuğa görelik, görsellik, duruluk, öğreticilik, kısalık ve kişilerdir. Cümlenin yüklemi kişilerdir. Yani bir fiil değil. O halde bu da isim cümlesi. Evet, doğru cevabı bulduk. Bir de gelin son cümleye bakalım. Ayrıca yakın çevre ve basit kavramlar, doğa ve hayvanlar, toplumsal ilişkiler konu alınabilir. Alınabilmek bir fiil. Fiil olduğu için bu da bir fiil cümlesi. Evet, bizim için doğru cevap neydi gençler? 3 ve 4. cümlelerdi. Yani burada 3 ve 4. cümlelerin yüklemi isimdi. Bir sonraki soruya geçelim. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemin türüne göre ötekilerden farklıdır? Bakın, bu soruyu şöyle de yapabilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklı da diyebilirdi. Biz yine aynı şeyi arayacağız. Yani yüklem isim mi, fiil mi, bunu arayacağız. Tamam mı? Hadi gelin soruya yeniden bakalım. Atasözlerimiz bize yüzlerce, binlerce yılın ardından tanıdık dostlar gibi seslenir. Cümlenin yüklemi? Evet, seslenir. Seslenmek ifadesi fiil. O halde bu cümle bir fiil cümlesi. Geçiyorum ikinci cümlemize. Düşüncemize ışık tutarak yanlış yola sapmamızı önler. Önlemek fiil. O halde bu cümlede yine bir fiil cümlesi. Devam edelim. Dilimizin güzelliğini, kültürümüzün inceliğini yudum yudum tadarız onlarda. Tadarız, tatmak fiil. Bu yüzden bu ifade bir evet fiil cümlesi. Devam edelim. Bazen kültürümüze yakıştıramadığımız sözlere atasözü değil, söylence demek daha doğrudur. Doğrudur ifadesi cümlenin yüklemi ve bakın bu bir fiil değil. Demek ki 4. cümle neymiş? İsim cümlesiymiş. Aradığımız cevap burada mevcut. Bir de son örneğe bakalım. Çünkü onlar bize doğruyu, güzelliği öğütlemez, bencilliği, çıkarcılığı öğütler. Öğütlemek bir fiil olduğu için cümlenin de yüklemiymiş. Demek ki bu ifadede bir fiil cümlesi. Evet, geçiyorum gençler. Sırada bir diğer başlığımız var. Öge dizilişine göre cümleler. Daha doğrusu yüklemin yerine göre cümleler. Bu cümlelerde dikkat etmem gereken şey cümlenin yükleminin nerede olduğunu bilmektir. Öge dizilişine göre cümleler belirlenirken yüklemin cümle içindeki yerine bakılır. Türkçe söz diziminde kelimelerin sırasını belirleyen temel kural esas ögenin cümlenin sonunda bulunmasıdır. Yüklem de cümlenin esas ögesi olarak cümlenin sonunda yer alır. Ancak bu genel söz diziminde bazen yüklemin yeri değiştirilebilir, bazen de eksiltili yapılarla yüklem kullanılmayabilir. Bu durumda ögelerin dizilişinde yüklemin bulunduğu yere göre cümleler kurallı, devrik yapılı olur. Yüklem bulunmayanlarda eksiltili cümle olur. Aslında bunlar kolay başlıklar. Hepinizin daha önceki öğrenmişliklerinin üzerine aslında yeniden hatırlatma niteliğinde oldu. Peki bu başlık altında neler öğrenecektik? Kurallı cümle, devrik cümle ve eksiltili cümle. Hemen gelin bakalım. Kurallı cümle neymiş? Kurallı cümle yüklemin cümlenin sonunda olduğu cümlelermiş. Yani yüklem sondaysa bu kurallı, yani düz cümle olmuş olur.
Dışarı çıkmak istemiyordu cümlesinde. Bakalım gençler, yüklemimiz nerede? İşte burada. Bakıyorum, yüklem sonda. O halde bu bir kurallı cümle. Peki yüklemin türüne göre baktığımda ne diyeceğim? İstememek bir fiil. O halde bu cümle bir neymiş? Kurallı fiil cümlesiymiş. Birazdan bununla ilgili örnekler çözeceğiz sizinle. Cümlelerin kurallı, devrik, eksiltili, isim ve fiil cümlesi olma başlıklarını birlikte inceleyeceğiz. Buraya kadar bana sorusu olan var mı? Tamamdır. Geçiyorum o halde gençler. Bir diğer başlığımız da devrik cümle. Devrik cümle ise yüklemi sonda olmayan cümlelerdir. Yüklem sonda olmaz, başta ya da ortada bulunabilir. Gençler, biraz bekleteceğim size. Birazcık bekleyeceksiniz gençler, çok az. Peki, şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Yüklemi sonda olmayan cümleler başta ya da ortada olabilir. Eleştirilerinde son derece haklıydı yazar. Cümlemizin yüklemi işte burada, haklıydı ifadesi. Sonda değil. Artık daha iyi anlıyordu kendisine karşı duyulan sevgiyi. Anlıyordu ifadesi, cümlenin yüklemi ve bakın sonda değil. Devam edelim, bir örnek daha yazalım. Kıymetliydi kadının tüm eşyaları cümlesinde. Bakın yüklem bu kez ne yapmış? Başa getirilmiş. Tamamen devrik bir cümle. Peki şu açıdan bakalım. Kıymetli ifadesiyle cümlenin yükleminin başta olduğunu görüyoruz. Bu bir devrik cümle. Devrik cümle olmakla beraber kıymetli ifadesi isim mi, fiil mi? Evet, isim. O yüzden biz bunun için ne diyoruz? Devrik bir isim cümlesi. Şu yukarıdaki örneklere bakacak olursak eğer, onları da bir isim ve fiil açısından değerlendirelim. Eleştirilerinde son derece haklıydı yazar dedi. Peki bu örneğe bakarak şunu söyleyebilir miyim? Haklı olmak isim, yani haklı daha doğrusu isim. O halde bu da devrik bir isim cümlesi oluyor yine, değil mi? Siz de lütfen defterlerinize yazın. Devrik isim cümlesi. Hemen altındaki örnek için bakalım ona ne diyeceğiz. Artık daha iyi anlıyordu kendisine karşı duyulan sevgiyi cümlesinde. Anlıyordu ifadesiyle devrik olduğunu zaten az evvel söylemiştik. Burası devrik. Peki anlamak ifadesi? Evet, fiil. Bu da devrik bir fiil cümlesiymiş. Evet, geçelim sıradaki başlığımıza. Eksiltili cümle. Gençler, eksiltili cümle demek yüklemi bulunmayan cümleler demektir. Bu cümlelerin yüklemi olmaz, okura bırakılmıştır çoğu kez. Aslında nasıl tamamlanacağını biliriz ancak nasıl tamamlanacağını bilmemize rağmen cümle içerisinde yüklem belirtilmez. Ve eksiltili cümlelerin en önemli özelliği sonlarında böyle üç noktaların bulunuyor oluşu. Üç
üç noktalı cümleler, yani yüklemi belirlenmemiş cümleler, pardon şurası, bizim için eksiltili cümledir. O kura bırakılır. Yani bu cümlelerin aslında yüklemi var ama söylenmez. Örneklere bakalım. Hayvan koklaşa koklaşa, insan söyleşe söyleşe. Cümlenin yüklemi var mı? Yok. Bakın söylenmeyen kısım aslında burada. Geçelim. Borç vermekle düşman vurmakla tükenir demek istiyor. Söylenmeyen kısım burası. Yine bir eksiltili cümle. Hava durgundu. Ne bir dalga fısıltısı ne de bir yaprak ışırtısı vardı demeliydi. Dememiş, bunu bize bırakmış. Cümlenin sonunda da 3 nokta var. Bu yüzden yine bu bir eksiltili cümle oldu. Az veren candan, çok veren maldan verir ifadesinde de şu verir ifadesinde bakın bize söylememiş. Bu yüzden burası bir eksiltili cümle. Bu yüklemi söylemediği için. Devam edelim. Kaç yıldır burada yaşıyorsun? Cevap vermiş. 20 yıldır. 20 yıldır ne? 20 yıldır yaşıyorum demek istiyor aslında. İşte bu yüklemi de buraya vermemiş. Bu yüzden 20 yıldır ifadesi de bir eksiltili cümle olmuş. Yüklemi yoksa eğer eksiltili cümle olur demektir. Şimdi buradaki örnekleri yazın gençler. Birazdan uygulama yapacağız ama öncesinde konuyu ana hatlarıyla yeniden tekrar etmiş olacağız. Ondan sonra da küçük bir uygulama yapıp bu konuyu pekiştireceğiz. Siz de lütfen belirttiğim sorularda çalışmalarınıza devam edin. Böylerinizden konuyu tekrar edin ve konu yerleşsin. Çünkü bundan sonraki başlığımızda anlamına göre cümleler var ve yapısına göre cümleler var. Yapısına göre cümleler biraz daha karmaşık olabilir. O yüzden onları çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bu yüzden de size önümüzdeki haftada fiilimsileri tekrar etmeniz için bir yönerge yazacağım. Fiilimsileri tekrar etmeliyiz. Onları unutmamalıyız ki yapısına göre cümleleri ben anlattığımda sıkıntı yaşamayalım. En önemli kısmı açıkçası bu. Evet, şimdi hızlıca bir genel tekrar yapalım bugünkü dersimizle ilgili. Hadi bakalım. Cümle çeşitleri dedik ve cümle çeşitlerinin şu ilk iki başlığından bu dersimizde söz ettik. Onlar da neydi? Yüklemine göre cümleler ve ögelerinin dizilişine göre cümlelerdi. Bu başlıklar altında fiil cümlesi, isim cümlesi, kurallı cümle, devrik cümle ve eksiltili cümle başlıkları vardı. Hemen hızla ilerleyelim. Yüklemine göre cümlelerin aynı zamanda yüklemin türüne göre cümleler olduğunu ne yapmıyorduk? Unutmuyorduk. Kesinlikle ve kesinlikle en önemli kısmı buydu. Şimdi yani bu başlıkla da anılabileceğini kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorduk. Sonrasında yüklemin türüne göre cümleler kendi içinde kaça ayrılıyordu? İsim cümlesi ve fiil cümlesi başlıklarına ayrılıyordu. Gençler bir şeyler yazıyorsunuz ama ben göremiyorum. Eğer çok mühim bir şey varsa şu an tekrardan yazabilir misiniz? Ekranım boş görünüyor çünkü. Var mı bir sıkıntı? Pekala, o halde devam ediyorum gençler. Yüklemine göre cümlelerde fiil cümlesi ve isim cümlesi vardı. Yüklem eğer fiilden oluşuyorsa fiil cümlesiydi. Yüklem eğer fiil değilse bu bir isim cümlesi oluyordu. Devam edelim. Ögelerinin dizilişine göre cümlelerde ise neler vardı? Kurallı cümle vardı. Yüklemi sonda olduğu için biz ona kurallı ya da düz cümle diyorduk. Devrik cümle vardı. Yüklemi sonda değilse, başta ya da ortadaysa bu bizim için devrik cümle oluyordu. Sonrasında eksiltili cümle vardı. Yani cümlenin yüklemi yoksa
bizim için eksiltili cümle oluyordu. Ve gençler unutmayalım, eksiltili cümlelerin sonuna hep 3 nokta konur. Evet, sıra geldi buradaki cümleleri değerlendirmeye. Pekala gençler, buradaki cümleleri değerlendirirken 4 ana başlıkta inceleyeceğiz. Bana ne diyor? Fiil cümlesi, isim cümlesi, kurallı ve devrik cümle. Bunları bul diyor ve işaretle diyor. Hadi birlikte bakalım. Cümle cümle gidiyorum. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Cümlenin yüklemini buluyorum. Neresi? Kurtarıyor, değil mi? Evet. Peki cümlenin yüklemi fiil mi? Bir fiil. O halde fiilse bu bir fiil cümlesi diyorum. Peki cümlenin sonunda mı bu yüklem? Hayır değil. O halde bu bir devrik cümleymiş. Devrik bir fiil cümlesiymiş. İkinci cümleye geçiyorum. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Cümlenin yüklemi şanlıydı. Şanlımak diye bir fiilim yok. Demek ki bu bir isim cümlesiymiş. Peki yüklem sonda mı? Evet sonda. O halde kurallı cümle. Demek ki bu cümle kurallı bir isim cümlesiymiş. Hemen aşağıdaki dizeye geçiyoruz, dizelere geçiyoruz. Bir gün küçük bir gemiye binip dünyayı dolaşmaya çıksam. Çıksam ifadesi yüklemim fiil mi? Evet. Peki cümlenin sonunda mı? Evet, sonunda. Bu yüzden kurallı cümle oldu. Geçelim başka örneğe. Aman karanlığı görmesin gözüm. Cümlenin yüklemi görmesin. Görmemek bir fiil. Peki cümlenin sonunda mı? Hayır. O halde bu bir devrik cümle oldu. Hemen ikinci örneğe, ikinci diziye geçelim. Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş. Baktığımız vakit germek bu cümlenin yüklemi ve bir fiil. Evet, bu bir fiil cümlesi. Peki sonda mı? Hayır. Sonda olmadığı için bu bir devrik cümle. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz cümlesinde? Benim mi ifadesi cümlenin yüklemi? Peki isim mi? Hayır. Şey pardon fiil mi? Hayır. Bu bir isim cümlesi. Cümlenin sonunda mı? Hayır. Başında o halde bir devrik cümle. Diğer örneklere bakalım. Dünyada herkesin var bir yeri. Cümlenin yüklemi var. Bu varmak fiili mi peki gençler? Varmak fiili değil. Bu yokum karşıtı olan var. O halde bu bir isim cümlesi. Peki cümlenin sonunda mı yer almış? Hayır. Cümlenin sonunda yer almamış. O halde devrik bir cümle. Geçelim. Ben de bütün dünya benimdir derim. Cümlenin yüklemi derim. Demek ifadesi bir fiil mi gençler? Evet, bir fiil. Bu yüzden yüklemimiz fiilden oluştuğu için bir fiil cümlesi var karşımızda. Devam ediyorum. Yüklem sonda mı? Evet, sonda. O halde kurallı bir cümle oldu. Geliyorum son örneğime. Tepemde kanat germiş bir kartaldır yalnızlık. Cümlenin yüklemi kanat germiş bir kartaldır ifadesi. Fiil var mı bu cümlede? Yani bu bir fiil cümlesi değil. Devam edelim. Devam ediyorum gençler. Cümlenin yüklemi sonda mı? Hayır, sonda değil. Bu yüzden devrik bir cümle. O halde bu örnek devrik bir isim cümlesiymiş. Yukarıdaki örnek kurallı bir fiil cümlesiymiş. Hemen yukarısındaki devrik bir isim cümlesiymiş. Gençler isimleri adlandırırken, pardon, cümleleri adlandırırken yüklemine göre ve ögelerinin dizilişine göre bu şekilde bir başlıktan söz edebiliriz. Bu şekilde bir adlandırmadan söz edebiliriz. Bizim için kıymetli olan noktası bu. O halde cümle türlerinin yüklemin yerine göre ve yüklemine göre kısmı şu an için burada son buldu.